Türkiye'de her yıl ortalama 160 bin kişi kansere yakalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen açıklamalarsa kanser konusunda maalesef karamsar bir tablo çiziyor. Kanser günümüzün en önemli hastalıklarından birisi ve yine geleceğin en önemli hastalıklarından birisi. Dünyanın tek gündemi koronavirüs olsa da amansız hastalıklar listesinde kanser hala başı çekiyor. Ülkemizde her yıl 160 bin kişi kanser çeşitlerinden birinin pençesine düşüyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 20 yıl içerisinde şu ana göre %60 oranında kanser artacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması korkunç. Uzmanlara göre kanser vakaları hızla artacak gibi görünüyor. 75 yaş altı insanlarda her 5 kişiden birisi kanser olacak. Kanser vakalarındaki artışın sebebi az çok belli. Değişen beslenme alışkanlıkları ve işlenmiş gıdalar kansere davetiye çıkarıyor. Fitoterapi uzmanı Doktor Buğra Buyrukçu da bu noktaya dikkat çekiyor. Beyaz unu, beyaz undan yapılan her türlü ürünü kesmek gerekiyor. Çocukların yediği abur cuburlar, bunlar tabii çocukluk çağında hemen etkisini göstermese bile erişkin çağında gerçekten de bu abur cuburlar maalesef kanserin beslenmesinde yolakları hazırlıyor. Kutulara doldurulan içecekler de kanserlerin davetkarları arasında. Kanser yapıcı faktörlerle daha fazla temas halinde olmamız, gerek cildimiz vasıtasıyla, gerek yediklerimiz vasıtasıyla çok fazla şekilde bu ajanları vücudumuza almamız en etkili, önemli rollerden birisi. Kanserin en sevdiği beslenme içeriği şeker. Şekerli her türlünü yediğimizde kanser hücresini çok güzel beslemiş oluyoruz. Savaşçı besinler de var elbette. Bunların başında zerdeçal geliyor. Güçlü bir antioksidan ve iltihap önleyici olan zencefil de hastalığa karşı koruyor. Ama kansere karşı en önemli bariyer tabii ki soğan ve sarımsak. Kanseri direkt olarak